Merhaba. Anadolu Arkeolojisi'nde bu hafta size farklı bir mekandan sesleniyoruz. Troya gezimize devam ediyoruz. Ama arkamda gördüğünüz gibi tarlalardan başka hiçbir şey yok. Biz yaklaşık 3000 sene önce burada olsaydık arkamızda beşik koyunu görecektik. Ama İlyada'da bahsi geçen Skamender, ki bugünkü Karamendires ve Simois, Dümrek çayı, bu ovayı, Troya'nın önündeki koyu alivyonlarıyla doldurarak bugün tarla haline getirdi. İlyada destanı olmasaydı Troya olmayacaktı. Akileus, Hektor, Paris, Priamos olmayacaktı. İşte bu İlyada destanı aslında Troya Savaşı'nı anlatmaz. Troya Savaşı'ndaki kısa bir zaman dilimini anlatır. Akileus'un öfkesiyle başlar ve Hektor'un ölümü ve cenazesiyle sona erer. Akileus'un öfkesi nedir? İşte bu akalar gelip Troya'yı kuşattıkları zaman 10 yıl boyunca sadece Troya'yı kuşatmakla kalmazlar. Her tarafa yağma akınları düzenlerler. Ve böyle bir yağma akınında hemen komşu Apollon Simitheos tapınağındaki rahibin kızı Chryseis'i kaçırırlar. Apollon rahibi işte bu arkamda gördüğünüz o zaman kumsal olan yerde kamp kurmuş akalara gelip Agamemnon'a yalvarır, kurtulmalıklar önerir. Ama Agamemnon rahibin kızını geri vermez. Oysa rahip Apollon rahibidir ve Apollon iyileştirici özelliği kadar hasta edici özelliği de olan bir tanrıdır. Ve oklarını Aka ordusuna atarak bir veba salgını yaratır. Aka ordusu vebadan kırılır ve Agamemnon bundan pişman olarak Chryseis'i rahibe babasına iade eder. Ama Agamemnon akaların komutanı olarak işte böyle bir ganimetten yoksun kalmayı kendine yediremez ve gider Akileus'un ganimeti olan Brüseis'i Akileus'tan zorla alır. Akileus aslında Brüseis'i vermek istemiyordur ama birer de çaresizdir ve verir. O da elinden gelen tek şeyi yapar, küser ve çadırına kapanır. İşte Akileus ve güçlü ordusu olmayınca Akalar Troyalılar karşısında bozgundan bozguna uğrarlar. Troya savaşları elbette ki Helen'in kaçırılması yüzünden olmadı. Troya'nın zenginliği, varlıklı olması, lojistik konumu ve ticaret ağını elinde tutması elbette ki barbar akaları, yağmacı akaları buraya çeken nedendi. Tıpkı 3100 sene sonra İngilizlerin Çanakkale'ye gelme nedenleri gibi. Ne ilginç bir tesadüf ki Çanakkale donanmasının da en güçlü ikinci gemisinin adı Agamemnon'du. Şimdi gidelim Troya'ya ve kaldığımız yerden Troya gezimize devam edelim. Troya 2'nin en görkemli anıtlarından bir tanesindeyiz. Rampalı kapı. Troya 2'yi hatırlayalım. Milattan önce 2500 yani erken Tunç çağında geçen bölümü izlemiş olanlar hatırlayacaktır. İlk Megaron Kral Saray Kompleksinin yer aldığı ve erken Tunç çağının yani milattan önce 3. binin en görkemli kentlerinden. Başka hangi kentleri tanıyoruz bu dönemden? Mesela Kayseri yakınındaki Kültepe, Neşa, Alacahöyük, Beycesultan. Bu kentler gerçekten Anadolu'da daha dünyanın birçok yerinde herhangi bir uygarlık belirtisi yokken çok yüksek bir kültürün izlerini veriyorlar. İşte bu rampalı kapı burada 19. yüzyılda kazı yapan Şileman'ı oldukça şaşırttı. Ona güzel bir oyun oynadı. Çünkü Şileman hemen bu kapının kuzey tarafında bir hazine bulmaya başladı ya da küçük mücevherler bulmaya başladı. Kazıyı hemen tatil etti, işçileri evlerine yolladı ve karısı Sofya ile bu hazineyi kendi çıkartarak önce Yunanistan'a arkasından Almanya'ya kaçırdı.
Bizim bildiğimiz hikaye böyle. Ama işte Şileman bu rampalı kapıdan dolayı ve İlyada'da adı geçen Skatya kapısı rampalı kapıdan dolayı burasını Priamos'un kenti, o hazineleri de Priamos'un hazineleri zannetti. Oysa bu hazineler ve bu kapı Troya Savaşı'nın ya da Priamos'un yaşadığı dönemden yaklaşık 1200 sene daha eskiye aitti. Ama kendisi de hayatının son dönemlerinde bunu anladı. Bu Anadolu'dan kaçırılan eserlerle ilgili hep bir padişah fermanı olduğu söylenir. Ama mesela son yıllarda Osmanlı arşivlerinde yapılan çalışmalarda bu izinlere rastlanmadı. Karşı ülkeye soruldu, onlar da bu izinleri ibraz edemediler. Bütün eserler için değil ama bazı eserler için böyle bir sahtekarlık olduğu söz konusu. Yine Osmanlı arşivlerinde ve o zaman Şileman bu hazineyi Yunanistan'a kaçırdıktan ve oradan Almanya'ya kaçırdıktan sonra Osmanlı Devleti'nin tuttuğu müfettiş raporları incelendi. Ki bu benim çok aslında ilgimi çekti. Düşünün ki 19. yüzyıl Osmanlı'nın artık son demleri, birçok cephede savaşla uğraşıyor. Ama Hisarlık Tepe'den kaçırılan eserler için müfettiş görevlendirip bunun peşinde gidip raporlar tutturuyor. Yani devlet geleneğinin buradaki önemini vurgulamak lazım. İşte bu arşivler, müfettiş raporları ve Şileman'ın kazı raporları karşılaştırıldığı zaman ki bu yeni yapılmış bir çalışma, Şileman'ın aslında belki de bu hazineyi burada bulmadığı, zaman içinde köylülerden para karşılığı topladığı yani satın aldığı ve sonra bir sansasyon yaratmak amacıyla Priamos'un hazineleri gibi tanıttığı fikri ortaya çıktı. Şileman daha sonra eserlerin Berlin Etnoloji Müzesi'nde saklanması ve korunmasını sağlar. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nda eserlerin Berlin Hayvanat Bahçesi sığınağında ve Prusya Devlet Bankası kasasında emniyete alındığı bilinmektedir. 1990'lı yılların başında ise hazinenin gizli bir operasyonla Moskova'ya Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi'ne taşındığı ortaya çıkmıştır. Alman hükümeti hazinenin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş, Rus parlamentosu da 1997 yılında eserleri kendi mülkü ilan etmiştir. Türk hükümeti ise Troya eserlerinin gerçek sahibi olduğunu ve hazinenin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kendisine iadesi gerektiği savıyla farklı girişimlerde bulunmuştur. Hukuki süreçlerin devam ettiği bu çabalar sonunda 2012 yılında Almanya ya da Rusya'dan değil Amerika'dan Pensilvanya Müzesi'nden Troya hazinesine ait 24 parça eser Türkiye'ye iade edilmiştir. Troya 6 7 katmanının son derece görkemli bir yapısı önündeyiz. Hemen Troya altı surlarının içinde inşa edilmiş ve bir sur kadar itinalı yapılmış muhteşem bir yapı. Bu olsa olsa bir saray kompleksi olabilir. Biz bunun örneklerini aslında Hatuşa'da Büyük Kale'den de biliyoruz, Troya 2'den de biliyoruz. Kendi erzak depoları, kendi sarnıçları yani kendi kendine yeten şehrin içinde ayrı bir sistem ve İlyada'da bahsi geçen işte o Kral Priamos, Hector, Paris yaşadılarsa mutlaka bu sarayın içinde yaşamış olmaları lazım. Peki Troya Savaşı gerçekten oldu mu? Bu insanlar gerçekten yaşadı mı? Arkeolojik veriler bize bununla ilgili son derece somut kanıtlar ortaya koyuyor. Milattan önce 1200 yıllarında yani Troya Savaşı'nın geçtiği yıllarda bu kentin büyük bir tahribata uğradığı ve tamamen terk edildiği ve sonra başka kişilerce gelip yerleşildiğini anlıyoruz. Kim bu başka kişiler? Aslında son derece ilkel kişiler. Aynı durumu biz Anadolu'daki neredeyse tüm Tunçağ kentlerinde, mesela Hatuşa'da görüyoruz. Terk edilmiş kentler, ilkel bir uygarlık geliyor. Neden ilkel diyoruz? Çünkü bir önceki mimari, çanak çömlek, metal işçiliği hiçbiri yok. Sazdan kulübelerde oturuyorlar. Sadece geometrik desenli vazolar yapabiliyorlar. Oldukça bir öncekine göre tamamen başka bir kültür geliyor. Troya kazı başkanı rahmetli Manfred Korfman da elindeki arkeolojik verilere dayanarak Troya'nın kesinlikle Anadolu'lu
Luwi kenti olduğunu söylediği için ne yazık ki bazı Avrupalı bilim adamları tarafından aforoz edildi ve kendisi daha sonra Türk vatandaşı olup Osman adını aldı daha önce belirttiğimiz gibi. Peki Troya'nın Luwi, Anadolu'lu Luwi veya Yunanlı olması neden bu kadar önemli ve neden bu kadar bilim camiasında tartışıldı? Çünkü Troya gerçekten de o Batı medeniyeti dediğimiz medeniyetin birçok kaynağının önünde duruyor. Bütün Avrupa yüzyıllar boyu kendini Troya'ya dayandırmış, Troya ile övünmüş. Ama Troya bir Anadolu Luwi kenti ise o zaman işte o Avrupa'nın medeniyet Yunanistan'dan çıkmıştır diye uydurduğu ve üzerine inşa ettiği tarih anlayışı Troya bağlamında ve Troya'dan dolayı çöküyor. Aslında Homeros bize İlyada'da Troyalıların Yunanlı olmadığını, çok farklı insanlar olduğunu söylüyor. Her ne kadar Homeros İlyada'yı Troya'yı kazanan Akalara, Yunanlılara anlatıp onları üstün gibi gösterse de biz sık sık Homeros'un Troya için ne kadar üzüldüğünü görürüz. Buyruğu yerine geliyordu Zeus'un diye kentin yıkılışını adım adım belki üzülerek anlatır. Dikkatli okuduğunuzda Akalar yağmacı, vahşi, insan kurban eden gittikleri yerde kadınları, kızları kaçıran insanlarken Troyalılar bir Helen'in aşkı için kenti feda etmeye hazır ve Helena'ya hiçbir şekilde bir zorluk göstermeden ister git ister kal kızım deyip kendi kentlerini koruyan son derece uygar insanlar olarak anlatılır. Tabii destanın ötesinde arkeolojik veriler çok önemli dediğim gibi. Mesela 13. yüzyılda Hitit kralı 2. Muvattali, Tarusa, Turusya ve Vilusa prensi Aleksandro ile bir anlaşma imzalıyor. Biz bugün Tarusa'nın Troya, Vilusa'nın da İlyos olduğunu biliyoruz etimolojik olarak. Hititler böylesine ancak önemli bir krallıkla anlaşma imzalayabilirdi. Yani o İlyada destanlarında anlatılan kral Priamos'un kenti gibi önemli bir kentle ve kentte 90'lı yıllarda bulunan bir Luwi mührü bu kentin tamamen aslında bir Luwi kenti olduğunu bize bir kez daha kanıtladı. İşte bir höyük gezerken ilginç şeylerle karşılaşabiliyoruz. Burada mesela durduğumuz kutsal alan yoğun olarak milattan önce 3. yüzyılla milattan sonra 3. yüzyılda kullanılmış. Ama hemen yanında yeni yapılan kazılarla ortaya çıkarılan evler Troya 6'ya ait. Yani milattan önce 1500-1200 yıllarına ait. Aralarında 1000 yıllık bir süreç var. De höyük böylesine enteresan bir kazı ve gezmesi de hem karışık hem de eğlenceli. Milattan önce 1200'lerde dediğimiz gibi Troya tamamen yıkılıyor ve terk ediliyor ve 400-500 sene ya küçük bir köy gibi ya da biraz boş gibi durduktan sonra milattan önce 8. yüzyılda bu alanda bir kült faaliyetinin başladığını kazılardan anlıyoruz. Yine kazılardan ele geçen heykelcik grubundan burada Anadolu ana tanrıçası Kübele adına bir kült oluştuğunu izleyebiliyoruz. Ve Troya herhalde milattan önce 4. 3. yüzyıldan itibaren tekrar bir şehir olma yolunda ilk adımları atılırken işte arkamda gördüğünüz Helenistik duvar hemen onun devamındaki şimdi çok belli olmayan oturma sıraları Pergamon'da da Demeter Kutsal Alanı'nda aynı düzeni gördüğümüz için burasının bir Demeter Kutsal Alanı da olabileceği düşünülüyor. Hemen burada kuyular görüyorsunuz. Bunları da daha önceki bölümleri izlemiş olanlar mesela Aizanoi'den hatırlayacaktır. Tarobulyon kültüyle ilgili ya da bir adak adayıp bir hayvan kesip onun kanının yer altına ana tanrıçaya adanması ile ilgili.
Bize sıkça sorulan bir soru da insan kurban edilip edilmediği. Aslında Anadolu'da biz çok fazla insan kurban edildiğini bilmiyoruz. Varsa da az var. Ama mesela İlyada destanı bir kızın, İfigenya'nın kurban edilmesiyle başlıyor Akalar tarafından. Ve yine Troya Savaşı'nın sonunda başka bir kızın, Priamos'un kızı Polixene'nin kurban edilmesiyle, öldürülmesiyle sona eriyor. Yani Akalar'da, İlyada'da anlatıldığı kadarıyla insan kurban etmek var. Ve öyle enteresan ki Priamos'un kızı Polixene, Akileus'un tümülüsü üzerinde öldürülüyor. Ve 1994 yılında yapılan kazılarda içinde Polixene'nin kurban edilme sahnesinin yer aldığı bir lahit bulunuyor. Ve bu lahdin olduğu tepenin adı da günümüzde Kız Öldün Tepesi. İşte Anadolu kültüründe böylesine bir süreklilik var. Binlerce yıldır bu efsane demek ki anlatıla anlatıla gelmiş ki Kız Öldün Tepesi hala o Polixene'nin kurban edildiği yer olarak hafızalarda kalmış. Troya Müzesi, Troya Savaşı ve sonrasını konu alan anlatılardan en trajik olanını betimleyen, sanat tarihi ve arkeolojik açıdan çok önemli bir esere ev sahipliği yapar. Bu eser 1994 yılında Biga'nın Gümüşçay beldesinde bulunmuş, M.Ö. 500 ila 490 yıllarına tarihlendirilen mermer bir lahittir. Köylülerin Kız Öldün Tepesi dedikleri yamaçta, bir tümülüs içerisinden gelen lahit teknesinin dört bir yanı, dönemin en usta elleri tarafından geç arkaik, erken klasik üslupta bezenmiştir. Bezemenin ana konusu, Troya Prensesi Polixena'nın kurban edilişidir. Destanlarda ve tragedyalarda anlatıldığına göre, Troya'nın düşmesinden sonra Akalar, Troyalı kadınları da kendi aralarında paylaşırlar. Ordu, ganimetler ve kadınlarla birlikte denize açılmak üzereyken, Paris tarafından topuğundan vurularak öldürülmüş Akileus'un ruhu savaşçılar arasında görünür ve kendi payına düşeni almak ister. Akileus'un isteği, kendisini aşık ederek ölümüne neden olduğunu düşündüğü Prenses Polixena'nın mezarı başında kurban edilmesidir. Akalar, bu kurbanı onaylar. İşte bunu öğrenen Hekabe, kızının yanına giderek ona bu acı haberi verir. Hikayenin günümüze kalan versiyonu, Euripides'in M.Ö. 424 yılına tarihlendirilen Hekabe tragedyasındadır. Lahdin ön uzun yüzünde düğüne hazırlık ve düğün seremonisi, birinci kısa yüzde kiline üzerinde sohbet eden kadınlar, arka uzun yüz ve diğer kısa yüzde, Troya kralı Priamos'un kızı Polixena'nın kurban edilmesi ve yas sahneleri yer alır. Arkeoloji belgeseli çekerken bazen zorluklarla karşılaşıyoruz. Hikayesi çok önemli oluyor ama kendisi ortada çok olmuyor. İşte Troya'da öyle bir yere geldik. Bir su mağarası, antik metinlerden, özellikle Hitit metinlerden öğrendiğimiz kadarıyla
Kaşkal Kur, yani Hititlerin yeraltı tanrısıyla bağlantılı bir mağara ki son yıllarda yapılan kazılarda bununla ilgili gerçekler de ortaya kondu. Homeros'un İlyadası'nda anlatılan Troya Savaşı'nın işte ilginç bir yönü. Milattan önce 13. yüzyılda Hitit kralı Vilusa ya da İlyos kralıyla bir anlaşma yapıyor. Ama ne gariptir ki İlyada'da bahsi geçen savaşta Likyalılar, Karyalılar, hatta Amazonlar, biliyorsunuz Karadeniz kıyısında yaşayan efsanevi kadın savaşçılar, bu savaşta Anadolu'lu müttefikleri olarak Troya'nın yer alırken Hititlerden hiçbir bahis yok. Bu Troya'nın 1200 yıllarındaki yıkılmasından sonra geçen süreç ve kültür değişimi gerçekten de son derece travmatik olmuş ki Hititler tamamen unutulmuş ve Homeros 7. yüzyılda, 8. yüzyılda belki İlyada'yı anlatırken Hititlerden bahsetmiyor. ...1997-2001 yılları arasında aşağı kentin güneybatısındaki alanda yapay olarak açılmış 3 ayrı kolu olan yaklaşık 160 metre uzunluğunda kaynak mağara kazılmıştır. Tünel sistemlerinin bazı bölümleri M.Ö. 3. bine tarihlenmektedir. Silisli tortunun tarihlenmesi 230 uranyum-toryum yöntemiyle yapılmıştır. M.Ö. 2. binde Troya 6 ve 7A evresinde yaklaşık 1000 yıl var olan bu sistem, yerin altındaki geçiş yol, tünel, Kaşkal Kur olarak yorumlanmaktadır. Dediğim gibi hikayesi önemli ve güzel ama içine giremiyoruz. Çünkü yer yer çökme tehlikesi var. Ve bu dönemde de akrep yılan gibi oldukça fazla dostumuzu barındırır içeride. Zaten kapısı da o yüzden kapatılmış. 97-2001 yılları arasında bunun kazısı yapıldı ve 160 metre uzanan bir yeraltı tüneli bulundu. 30-40 metreye varan havalandırma bacalarıyla yukarıdan havalandırılmış. Yani sadece bir yerden bir yere bir su taşıyan pınar değil. İşte o daha önce bahsettiğim Hitit kralı Muvattali II ile Vilusa prensi Aleksandro arasında imzalanan anlaşmanın bir yemin tanrısı olarak Kaşkal Kur, yani Hititlerdeki yeraltı tanrısı verilmiş ki burada yapılan araştırmalar bunun bu Kaşkal Kur kültüyle ilgili olduğunu göstermiş. İkinci bir önemli husus da yine Hitit metinlerinden bildiğimiz Luvilerin Apollyonas diye taptıkları ve sonra Yunan panteonuna Apollon olarak geçen ve bizim İlyada'dan da Troyalı bir tanrı olduğunu bildiğimiz, yani Troyalı derken Troya'nın tarafını tutan bir tanrı olduğunu bildiğimiz tanrı kültünden başka burada ikinci bir kültten daha bahsedildiğini öğrenmiş oluyoruz. Milattan önce 2000 yılında henüz İlyada daha yazılmamışken. Troya Antik Kenti'nde son ziyaret ettiğimiz yer yine Troya 6-7 katmanı, yani milattan önce 1200 yıllardaki o Priamos'un İlyada'da bahsi geçen şehre ait güney kapısı. Önünde 4 tane stel var. Steller bir tanrı ya da daha çok tanrıça adına dikilen dikmelerdir. Aslında bizim mezar taşı dediğimizde aynı stel gibi kutsal dikmelerdir. Ama burada dikkat çekici bir husus, ana caddenin bakın ortasında bir drenaj sistemi görüyorsunuz. Orta çağda hatta günümüze kadar bile birçok batı ülkesinde dahi göremediğimiz bu drenaj sistemlerini bakın M.Ö. 2000 yılda Troya'da görüyoruz.
İşte böylesine varlıklı, böylesine büyük ve güçlü bir şehir. Hani o İlyada'da bahsedilen Priamos'un şehri olamaz bu minicik bir yer dedikleri şehir. Ama aşağı yerleşimi de bulunmuş, büyük bir ovaya yayılan, hatta son yıllarda yapılan kazılarda bu yolun aşağı kente giden kısmı da tespit edildi. O çalışmalar da sürüyor. İşte bu görkemli kent elbette ki böyle bir savaş olmuşsa ve adına destan yazılmışsa işte Hisarlık Tepe'de konumlanan bu Troya olmalıdır. Başka bir adayı da yoktur. Troya'yı mutlaka gezmeniz lazım. Biz söylenecek her şeyi söyleyip gösterecek her yeri gösteremedik. 2018'de açılan muhteşem bir yeni müzesi var. Sadece Troya ve müze için bir tam gün ayırmanızı mutlaka tavsiye ederim. Hoşça kalın.